Evet sevgili dostlar, Ajans 1903 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş erteleme maçında Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Biz de ülkemiz adına önemli dönemlerden geçiriyoruz. Psikolojik olarak biraz toparlanmaya çalışırken Beşiktaş'ın bu maçıyla beraber biz de yayın akışımızla devam edeceğiz. İlk 11'ler belli olmuş. İsterseniz ilk 11'leri verelim. Beşiktaş sosyal medya ekibi siyah ekranda veriyor. Ben oradan net olarak göremiyorum ama bildiğim kadarıyla okuyayım. Kalede Mert, defansta Rozier, Tayyip, Saiz, Umut Meraş. Orta sahada Salih, Fernandes. İleride ise Gezal, Redmond, Muleka ve Cenk ilk 11 ile Beşiktaş Antalyaspor karşısına çıkacak. Sevgili Şafak Malatya ve Nedim Güngör'le beraber bugün maç önünü değerlendirmeye çalışacağız. Bizden önce akademi ekibi bir yayın yaptı. Onu da bizim programımızdan sonra izleyebilirsiniz. Onlar da taktiksel açıdan değerlendirdiler. Antalyaspor'un da ilk 11'i ekrana geldi. Sevgili Şafak Malatya ile başlayalım istersen abi. Enkudu yok abi. İlk başta dikkatini çeken o. Ne diyorsun genel hatlarıyla? Vallahi ben önce şöyle başlayayım. Direkt söyleyeyim. Ben eğer bu maç zamanında oynanması gereken tarihte oynansaydı, biz de çünkü o gün stada doğru gitmiştik ama maalesef o hain terör saldırısı gerçekleştiği için oynanmamıştı. Eğer o maç o gün oynansaydı biz o günün şartlarında Antalyaspor'u yenemezdik sevgili Tolga. Hem daha formdalardı, kadroları daha iyiydi. Geldiğimiz noktada Beşiktaş'ın da çok eksikleri var. Fakat Antalyaspor'un eksikleri bence Beşiktaş'ın eksiklerinden daha da önemli baktığı noktada. Çünkü bir Hacı Wright'ın olmayışı, tabii ki Endao kötü bir oyuncu değil ama Hacı Wright'ın olmayışı, Gökdeniz'in olmayışı, Doğukan'ın olmayışı, kalecileri ciddi sıkıntı. Bildiğim kadarıyla Ataberk ilk defa herhalde Süper Lig'de maça çıkacak, yanlış bilmiyorsam. Orada ayrı bir handikap var. Böyle durumlarda kaleciler farklı motivasyonlarla harika işler de çıkartabilirler. Ama bu maçı tek başına kaybedebilirler de. Öyle riskler her zaman olmuştur. Sözün özü ben Beşiktaş'ta bugün sahanın hem seyirci avantajıyla beraber favori olduğunu söyleyeyim. Topun Nedim'i öyle atayım. Ama en önemli sıkıntı, biraz sonra teknik olarak da değineceğiz. Beşiktaş'ın orta sahası bu kadar eksiğe rağmen hala Antalya'nın orta sahasından kötü. Evet abi, güzel bir girizgah yaptın. Nedim abi, baktığımız zaman senin de Enkudu'yla alakalı olarak görüşlerini herkes biliyor. Bugün Enkudu bildiğimiz kadarıyla sakat değil, cezalı değil. Ama teknik ekibin tercihiyle beraber ne kadroda ne de ilk 11'e alınmış. Ama Gezal'ın dönüşü önemli. Muleka teklif varsa gidebilir dendi ama Muleka'yı da bugün ilk 11'de görüyoruz. Maçı nasıl değerlendiriyorsun abi? Enkudu tercihiyle ilgili olarak da birkaç yorum alabiliriz senden. Bu önceden kahvehanelere girdiği zaman birisi girerdi, derdi ki herkese benden çay. Ben de şimdi Enkudu yok ya, şimdi diyeceğim ki herkese benden bir çay. Herkese hayırlı akşamlar dileyelim. İnşallah günün sonunda sevinen veyahut da galip gelen takım Beşiktaş olur. Tercihlere baktığımız zaman Beşiktaş'ın kadro tercihine, yani Şenol Hoca'nın kadro tercihine baktığımızda tahmin edilen bir kadro çıktı. Başka şeyler yapılabilir miydi? Evet, bana göre yapılabilirdi. Ben Muleka veya Cenk'in kanada yakın bir şekilde oynatıldığında verim alındığını düşünmüyorum. Özellikle bu sene için söylüyorum bunu. Ama Şafak'ın dediğine de, her iki konuda dediğine de katılıyorum. Biz erteleme değil de normal zamanda oynamış olsaydık biz Antalya'yı yenemezdik o günün şartlarında. Bunun yanında bu kadar eksiğine rağmen yine de Antalyaspor'un orta sahasından iyi değiliz ki Antalyaspor'un orta sahasında bir Fernando faktörü var. Onun detaylarını zaten Şafak defalarca anlatmıştı bize. Neler oldu, neler yaşandı ile alakalı Beşiktaş'ta. Bu Beşiktaş açısından bir çıkış maçı. Özellikle federasyonun puanları verip vermeyeceği, silip silmeyeceğinin konuşulmasının bulunduğu bir ortamda. Bu maçı galibiyetle tamamlamak Beşiktaş için çok büyük moral kaynağı olacak. Ve Beşiktaş'ın bir kazanma alışkanlığı edinmesi lazım. Enkudu olayına gelince bana göre bugüne kadar olması bile büyük bir hataydı. Çok büyük bir hataydı. Çünkü Beşiktaş'a bir şey kattığını düşünmüyorum. Gezal'ın dönüyor olması müthiş bir avantaj.
Ama döndükten sonra neler vereceğini işte bu maçta göreceğiz. Belki diğer oyuncuların oynamasına veyahut da haftaya oynayacak oyuncuların iştahının kabarmasına sebebiyet de verebilir Gezzal'ın oynaması. Baktığınızda eksiklere falan baktığınızda normalde kağıt üzerinde Beşiktaş'ın kazanabileceği bir maç. Ama biliyorsunuz kazanır dediğimiz her maçta biz hüsranla yani üzüntüyle çıktık. Bu akşam ne olacak izleyip göreceğiz. Abi önemli bir noktaya değmiştin. Şafak abi şurada Emre bizim yöneticimizin de açıklaması olmuştu. Bu Şampiyonlar Ligi'nin de aynı şekilde kurallarının olduğu. Elenen takımın ya da çekilen takımın maçların oynanmaması gerektiğinde. Onun abi kuraldan bağımsız olarak sen ne düşünüyorsun diye vicdan olarak da bakmak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben Beşiktaş yönetimi tarafındayım. Tabii bu kadar üzüntünün, bu kadar kederin olduğu bir dönemde bunları konuşmak çok uygun gelmeyebilir ama bir de sayfanın diğer tarafı var. Orada değerlendirdiğimiz zaman şimdi Hatayspor formda bir Hatayspor vardı yükselişe geçen. Ama bundan sonra Hatayspor'un oynanacağı maçlarda her takım 3 puanını alacak gibi bir şey. Bu konudaki hem vicdan olarak değerlendirelim abi bence. Biraz da kural sence nasıl olmalı? Şimdi öncelikle birincisi emsal kural, daha doğrusu emsal karar Şampiyonlar Ligi'ndeki karardır. Futbol organizasyonunun kulüp bazında en yüksek mertebedeki organizasyondan bahsediyoruz. Ben burada tabii ki hayatın devam ettiği gerçeğini ne kadar da söylemek istemesem de resmi rakamlara göre 45 bin bence daha da fazla olduğunu düşünüyorum ama 45 bin vatandaşımızın vefat ettiği bir noktada bizim bunları konuşmamız ne kadar doğru bilmiyorum ama bir yandan da konuşmamız lazım, onu biliyorum. Ben bildiğim kısımdan devam edecek olursam Beşiktaş'a şu anki puanın üzerine artı 5 puan konsa ki eğer Ahmet Nurçevi'nin dediği gibi olursa herhalde öyle oluyor yanlış hesaplamadıysam Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı yok. Ya net söyleyeyim yani Galatasaray %90 şampiyon. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının olduğunu düşünmüyorum. İkincilik şansının da %50-%60 arasında olduğunu düşünüyorum. O da bugün itibariyle belki bir saat sonra daha farklı bir şey de konuşabiliriz. Ama netice itibariyle akıl ve mantık şunu söylüyor. Bu takımların durumları ortada, alınan karar ortada, müspet ya da menfi, artı ya da eksi, oynanan bütün maçlarının sayılmaması lazım. İşin hakkaniyet noktasına geldiğimizde de eğer ki Beşiktaş'ın yönetiminin dediği gibi olmazsa, işte liderden örnek verelim, Galatasaray'a göre Beşiktaş 2 deplasman fazla oynamış olacak. Bu da işin hakkaniyet tarafı. Ha bunların bir önemi var mı yok mu başka bir tartışma. Ama hakkaniyet tarafına geldiği zaman bence kazanan kaybeden ayırt etmeksizin Hatay ve Gaziantepspor'un maçlarının yok sayılması lazım. O puanların ya hepsini rakiplerine artı 3 puan ya da hepsini 0 puan olarak verilmesi lazım. Ben öyle düşünen taraftayım. Katılıyorum. Ahmet Nurçevi'nin söyleminde sorun yok. Sayın Ahmet Nurçevi'nin her zaman gibi eyleminde sorunlu hatası var. Hani futbolda bir tabir vardır ya timing hatası diye. Ve genelde saha içerisindeki zamanlama hatalarıyla biz hep yorumlarımızı şekillendirdik. Büyük maçlar bazı oyuncuların, büyük oyuncuların zamanlama hatalarından dolayı kazanıldı ya da kaybedildi. Ama maalesef Beşiktaş'ta Sayın Ahmet Nurçevi, ondan önce zaman zaman Fikret Orman, ondan önce defalarca Yıldırım Demirören, yani kısacası son 20-25 senedir neredeyse Beşiktaş yönetimi çok ciddi timing hatası yapıyor. Eğer şu konuşmayı bugün yapsaydı bir sıkıntı yoktu Sayın Ahmet Nurçevi. Ama öyle bir zamanda yaptı ki ister istemez spor kamuoyundan da eleştiriler aldı. Tabii o da ayrı bir tepki çekti. Nedim abi sen bu konu hakkındaki hem Şafak abi çok güzel özetledi. Hem böyle olması lazım vicdani olarak da bu şekilde olması lazım şeklinde bir açıklaması oldu. Senin de iki açıdan değerlendirmeni istiyorum. Bir de Gezal'ın nerede oynayacağı hakkında bazı arkadaşlarımızın sorusu var. Sanki böyle bir bu Valen İsmail'in yaptığı gibi Gezal'ı bir 10 numara pozisyonda görme ihtimaliniz var mı abi bugün? Şimdi affınıza sığınarak bir de şunu da söyleyeyim. Hatta Şafak da Twitter'da da paylaşmış. Türk futbolunun önemli isimlerinden biri Ziya Şengül de vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet. Sevenlerine de başsağlığı dileyelim.
Çok abi, düzgün bir insandı. Bu puanla ilgili olana bakarsak, evet, referans alınacak yer uygulanmış olandır. Geçmiş yıllarda mesela Samsun Spor'un Malatya deplasmanına giderken geçirdiği kazadan sonra yapılan, oynanan ligde, yanlış hatırlamıyorsam, Samsun Spor'un daha sonraki maçları 3-0 hükmen yapılmıştı. Ama önceki oynanan maçlarda bir şey yapılmamıştı diye hatırlıyorum, ama şu anda uygulanan bir durum var. Örneğin Ukrayna-Rusya savaşından sonra Rus takımlarının maçları 3-0 hükmen, yani hiç oynanmamış kabul edilerek, diğer maçlara devam edildi. Ahmet Nur Çebi'nin açıklaması zamansız, doğru, zamansız olduğu için destek bulmayan, zamanı geldiğinde de kendisinin artık konuşmaya, ne diyeyim, konuşma şansının olmadığı bir döneme denk geldi. Belki eğri gemi doğru sefer oldu, ama yani başkan yanlış zamanda yanlış yere dümeni kırdı. Ya da yanlış zamanda yanlış bir şekilde dışarı lanse edildi bu. Kendisinin bilgisi dışında veya bilgisi dahilinde, bilmiyorum. O yüzden yönetmek ve yönetici olmak da başka bir meziyet. Ne zaman, nerede, nasıl konuşacağımızı çok iyi bilmemiz lazım. Belki kabul edilebilir bile olsaydı, şu anda bu açıklamadan dolayı vakti zamanında çok ciddi bir tepki aldı ki insanlar o anda başka şeylerle, yani hayatın gerçekleriyle uğraştığından, zaten özellikle Beşiktaşlar bile buna çok ehemmiyet vermedi. Gezal konusuna gelince, ben 10 numara pozisyonunda değil de sanki böyle bir 4-2-4 formatına yakın gibi olabilir diye düşünüyorum. Eğer ki bizim gördüğümüzü Şenol Hoca da görüyorsa, kanatlarda verimli olmayan Muleka ve Cenk'in bulunduğu bir kadro, ikili forvetle oynayabilir tahminini yürütüyorum. Ayrıca uzun bir aradan sonra Demir Ege Tıknaz'ın kadroda olması çok güzel bir durum. Umarım bir şans bulur. Semih'in ısrarla seçilmesi çok güzel bir durum. Şenol Hoca'dan, Şafak kızacak bana ama, Şenol Hoca'dan çok da beklemediğimiz seçimler. Size hep bu önyargılarınız bitirecek. Şimdi o yüzden Gezal da 10 numara pozisyonunda oynarsa, bana göre 10 numara değil ama kendi yerinde oynaması Beşiktaş'a daha katkı sağlar düşüncesindeyim. Şimdi bir izleyicimiz yazmış abi, Yusuf Sait Türkan. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarının zamansız olduğunu söyledik ama kendisi şöyle demiş. Abi, TFF apar topar karar alınca Ahmet Nur Çebi o zaman yapmak zorunda kaldı. Açıklamayı bunu da göz önünde bulunduralım demiş. Doğru, bu açıdan da baktığımız zaman abi, TFF'nin o yaptığı açıklamada zamanlı mı zamansız mı, ama yapılması gerekiyordu abi bence. O TFF'nin açıklaması, Ahmet Nur Çebi'nin açıklaması tetikler mi? Bence tetiklememesi lazım. Sen ne diyorsun Şafak abi? Yani ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun zaten ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Çünkü maalesef kağıt üzerinde özerk olan ama fiiliyatta özerk olmayan bir kurumdan bahsediyoruz. Başkanının atamalarla geldiği bir kurumdan bahsediyoruz. O yüzden yapmış olduğu uygulamalar, almış olduğu kararların da biraz zamanlaması veya içeriğinin tartışmaya açık olduğu da aşikar. Ama şu noktada izleyicimize katılıyorum. Evet, böyle bir şey varsa, siz de bir kulübün başkanıysanız, o kulübün menfaatleri gereği o açıklamayı yapmanız gerekebilirdi. Ama işte içinden geçtiğimiz durum o kadar hassas bir durum ki sevgili Tolga. O kadar hassas bir durum. Evet. Ne dersen de yanlış anlaşılmaya müsait bir ortam var. O yüzden bu hassasiyetten dolayı Ahmet Gülşemi'nin belki de Beşiktaş'ta kendi görev süresinde yapmış olduğu en mantıklı açıklamalardan bir tanesinin boşa çıkmasına sebep oldu. Onun da altını çizmek lazım. Ben kadroyla alakalı da şöyle bir yorum yapayım. Evet, sonra abi, sana bırakayım tekrar. Ben Redmond'un merkezde oynayacağını, yani forvet arkasında oynayacağını düşünüyorum. Zaten o bölgede de birkaç kere denedi, biliyorsun Şenol Güneş'i. Şeyde, İzmir'de bir denedi Şenol Hoca. Bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam, Redmond'u. Kayseri vardı. Aynen. Kamp'ta denedi. Kayseri'de denedi. Yani netice itibariyle ben bugün Redmond'un orada fark yaratmasını bekliyorum. Muleka'yı yanlışsam lütfen düzeltmedim. Valerian İsmail kanatta oynatıyordu sezonun başında ve kötü de oynamamıştı açıkçası. Bugün ona yakın bir performans, aynen, performans olarak ona yakın bir performans sergilerse çok da garipsemem, ama Beşiktaş'ın en yumuşak karnı Muleka ve Umut'un olduğu sol kanattır.
Yani ben iki şimdi... oyuncu da çok birbiriyle uyumlu, entegre oynayabileceklerini düşünmüyorum. Şafak, senin dediğin gibi olursa, Umut'la Mureta önlü arkalı oynarsa onları çıkar, Beşiktaş'ın eline bir tane baston ver, önüne dursun, daha iyi yani. Abi şimdi Umut'la Muleka'yı düşünüyorum. Karşısında da Bünyamin'le Endao. Geçmiş olsun yani Beşiktaş'ın sol tarafı. Tolga sen özellikle düşünebiliyorsun. Ben düşünemiyorum. Ben Cenk abi. Tosun'un kadroda olan bir Cenk Tosun'un ileride oynayacağını düşünüyorum. Yani Şenol Güneş, Abubakar yoksa Cenk ileride oynatır abi. Ben de öyle düşünüyorum ama Gezal, işte Redmond arasındaki bazı farklılıklar olabilir. Onu da maç başladıktan sonra muhtemelen göreceğizdir diye düşünüyorum. Abi son olarak süremizin sonuna gelirken, şimdi Beşiktaş'ın eksikleri var. Antalyaspor'un 18 eksiği var. Maçı kafamızda oynadığımız zaman ne düşünüyoruz Şafak abi? Beşiktaş bugün sahadan 3 puanla ayrılabilir mi? Ben Beşiktaş'ın bugün sahadan 3 puanla ayrılacağını düşünen taraftayım. Ama programın başında da söylediğim gibi, eğer bu maç zamanında oynansaydı Beşiktaş bu maçı kazanamazdı. Çünkü o gün, o dönemin şartlarında Antalya'nın kadrosu hem daha iyiydi, Antalya daha formdaydı. Şu an Beşiktaş'ın eksikleri üzerinden yorumluyoruz. Belki Abubakar yok diyoruz, Masuaku yok diyoruz, işte Enkudu yok diyoruz, Maxim oynamayacak diyoruz. Diyoruz da diyoruz. Ama karşı tarafın eksikleri, sahaya vermiş oldukları katkı noktasında Beşiktaş'ın eksiklerinden kat be kat daha da önemli eksikler. O yüzden ben bugün Beşiktaş'ın 3 puana ulaşacak olan taraf olduğunu düşünüyorum. Gezal'ın, Redmond'un ve Cenk Tosun'un özelinde ciddi bir şapkadan tavşan çıkartacak, maçı domine edecek, maçı alıp Beşiktaş'a kopartabilecek oyuncu grubunun büyük oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bir de sağ içi yorumun dışında bir de sağ dışı bir yorumda bahsedeyim, bir haber vereyim. Henüz teyide muhtaç bir haber. Biliyorsunuz ben tarz olarak %100 emin olmadığım haberleri teyide muhtaç diye veriyorum. Ama bir iki teyit sürecinden sonra yine bu ekranlarda söyleriz tabii ki. Amir Hacı Ahmetoviç ve Onur Bulut transferi özelinde idari olarak bir anlaşmazlık olduğuna, bakın bu transferlerde bir hile hurda var gibi söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama bu transferler özelinde bir idari anlaşmazlığın olduğu, bazı kulüp profesyonellerinin istifa ettiği, bizim sözümüz dinlenmeyecekse, bizim önerdiğimiz oyuncular dikkate alınmayacaksa biz niye bu mevkilerde oturuyoruz dediği, bu istifanın başkan tarafından kabul görmediğine yönelik çok ciddi bilgiler var. Bu bilgiler şu an henüz herhangi bir yerde çıkmadı. Biz bu ekranlarda her zaman olduğu gibi bir ön bilgilendirme yapalım, bu bir fragman olsun. Ama daha da net bir şekilde teyit ettiğimizde bu bilgileri burada tabii ki sizlerle paylaşacağız. Bunları da mutlaka Futbol Ateşi programında değerlendireceğiz diye netleştikten sonra. Nedim abi, son söz sende abi. Maçı nasıl değerlendiriyorsun? Ama seninle 3 puan falan değildi abi. Biliyorsun potemimiz var seninle. Bunu daha farklı, olumlu veya olumsuz cümlelerle bunu betimleyebilirsen sevinirim. Şimdi az önce dediğim gibi kağıt üzerine baktığınız zaman Beşiktaş avantajı görünüyor ama sen iyi hatırlattın. Umut ve şey tarafı, Muleka tarafı. Ben şimdi yani gerçekten ciddi bir sıkıntıya düştüm daha maç başlamadan. Ne bileyim, Allah yardımcımız olsun diyeyim. Yani orada herhalde şey diyecek, özellikle Sayıs tarafına denk geliyor son taraf. Allah'ını seven yardıma gelsin tarzında bir şey yaparsa bağırısı hiç şaşırmam. Ama Antalyaspor şöyle bir şey yapabilir. Geçen cuma günü yaptığımız yayında da bu mevzu oldu. Emre kardeşimiz de söyledi. Antalyaspor'un forvet hattının iyi olmadığını söyledi. Ama şu da var. Fernando gibi bir oyuncunun serseri bir kurşunun atacağı gol Antalyaspor'un oyunu kilitlemesine sebep olur. Bu konuda da Beşiktaş'ın oyunu açabilmesi için Redmond ve Gezal'ın birlikte işbirliği yaparak kısa paslarla girmesi lazım. Çünkü Maxim ve Amir gelene kadar anlaşılan o ki Beşiktaş uzaktan şut falan çekmeyecek. Ama ne kadar da sol taraf kötü olsa da Beşiktaş'ın bir avantajı var. Bugün Enkudu yok. Evet abi. Vallahi abi, bu konu çok tartışılır ama sevgili Nedim. Ya hangisi? Beşiktaş kaybederse, sol kanatta felç olur da kaybederse, Enkudu niye yok diye sabaha kadar izleriz televizyonlarda. Ben demem. Oğlum.
Orada her şeye razı dedim abi. Enkudu hariç. Dostlar, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Maç sonunda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.